önce şu çiçeği bir göstereyim mi size? Tamam. Gerçekten çiçeği de maşallah tam ezan sesiyle açılıyor, ezan sesiyle kapanıyor. Allah-u Teala'nın getirdiği güzelliklerden bir tanesi sadece. Buyurun izleyelim. Allah'ım sen öleseydin. Böyle bir çiçek daha önce görülmedi. İşte Allah'ın mucizesi. Sadece akşam ezanında açan çiçek. Sordum sana çiçeğe. Annem babam var mı? İşte bu sarı renkli çiçek akşam ezanı okunduktan sonra açmaya başlıyor. İnternette bu mucize çiçekle ilgili birçok video bulunuyor. Bu ana tanıklık edenler işte bu şekilde mucize anını görüntülüyor. İnanılmaz mucize akşam ezanı okunurken yaşanıyor. Ezan çiçeği olarak bilinen bu sarı çiçek ortalama bir lale büyüklüğünde. Bu mucize çiçek gün boyunca kapalı duruyor. Ezan okunduğundaysa işte böyle açılıyor. Bitki üzerinde işte bu şekilde kapalı duran ezan çiçeği, ezan okunduğunda açılıyor ve ertesi sabaha kapanıyor. Aynı çiçekse verilen bilgiye göre bir daha asla açmıyor. Allah'ın işi işte. Hocam bu arada başladı araştırmalara, tek tek soracağım şimdi. Evet. Nazarla ilgili çok şey yazmış izleyicilerimiz de. Şimdi çörek otunu, sarımsağı, soğanı, tuzu ve buğur otunu da soracağım size. Bunların hepsini Türk milleti bir yerlerden duymuş. Bakın bu nazar boncukları, hepsini soracağım. Şahsenem Hanım demiş ki nazar vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimizin çoğu nazardan helak olmaktadır buyuruyor. Çünkü ümmeti Muhammed bütün özelliği ve güzelliğiyle pis nefislerin nazarlarını üzerine çeker. Allah korusun hepsinden, amin demiş. Yine nazar diye bir şey yoktur diyen de var. Ondan sonra bakayım, bana bir nazar değdi ki bir daha toparlanamadım diyen var. Doğru doğru. Bir güzellik gördüysek maşallah subhanallah diyelim. Bir de Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini okursak korunmuş oluruz inşallah demiş Yağmur Gizem Akgül. Aa Hatice'cim, Ayşegül Hatice yağında Zayda abla, ben okulda olacağım, nazar duasını bana da edin deyivermiş. Ne tatlı konuşuyor Yusuf Kavaklı Hoca, severek izliyoruz her zaman çıksın programa demiş Aslı Yeliş Birol. Allah razı olsun. Sağ olsun. Kur'an bize yeter, başka bir şeye gerek yok diyenler var. Göz değmesi, nazar haktır. Bunlardan korunmak için Ayetel Kürsi, Felak, Nas birçok dua vardır. Okunarak korunabilir demiş. Üç İhlas, bir Fatiha okuyan ölüm hariç şeyden emin olur hadisindeki gibi mesela diyor Ahmet Yiğit Bey. Daha devam edeceğiz ama önce şu çörek otunu bir alayım elime. Çörek otu Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Ölümden gayri her şeye çaredir. Hayır, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlıkla ilgili duaları var, sağlıkla ilgili tavsiyeleri var. O tavsiyelerin içerisinde bunun isminin geçtiği de söyleniyor ama bu Sayın Saracoğlu'nun sahasıdır bunlar. Hı hı. Dolayısıyla şunlar halk arasında kullanılan şeylerdir bu. Pek çok derde şifadır. Pek çok derde şifadır bu. Ama nazara karşı da nazara, şimdi kullanılır. Biz, yok, nazara karşı en tesirli ilaç nazara karşı duadır. Yediğiniz, içtiğiniz şeyler vücudunuza faydalıdır. Gıda olarak alıyorsunuz bunu. Dua her şeye faydalıdır. Bu da vücudunuza faydalı. Vücudunuzdaki hastalıkların tamamına bu iyi gelir. Mesela çocuklar, ben hatırlarım, torunlar falan hep azıcık dediler mi hemen hanım bunlardan şey yapar. Tabii. Ezerek, yani eski yaşlı insanlar bunları tespit etmişler. Şimdi bizim insanlarımız attarlara falan koşup gitme. Hani eskiden hep dalga geçtiler. Koca karı ilacı, koca karı ilacı falan diye. İşte o koca karı ilacı dediğimiz ilaçlar asırlarca bu milletin sağlığıyla ilgili onlar kullanıldı. Canım eskiden ilaç mı vardı? Tabii ilaç İlaçlar mı vardı? İlaçlar nereden geliyor aynı zamanda? Oradan, evet. Bitkisel olsun,
Tabii ki ilaçların tesirini asla küçük görmüyoruz. O başka, çünkü onlar pek çok yerde deniliyor. Sayın Saracoğlu da söylüyor ya hep, kulaklar çınlasın hocamızın. Yani gıdalara başka başka şeyler ilave edilmeye başladı. Hastalıkların sayısı arttı. GDO'lar vesaire, tabii, hormonlar derken. Hı. Peki Seher Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Seher Hanımcığım. Buyurun efendim. Benim hocamıza bir sorum olacaktı da. Hay buyurun. Benim gözlerime çok nazar değiyor. Çok mu güzel gözleriniz? Yeşil gözlerim. Maşallah. Maşallah. Çok güzel diyorlar da. Maşallah. Peki nazar değdiği zaman ne oluyor? Ya böyle tam olarak şey anlayamıyorum da böyle gözlerimde batma oluyor. İşte çok fena baş ağrısı oluyor. Peki özellikle hani bu kişi, şu kişi dediğiniz kişiler var mı etrafınızda? Var mı mutlaka? Yani yok, onu tam belirleyemiyorum. Böyle kalabalık ortamlarda özellikle oluyor. Peki nazar değdikten ne kadar sonra böyle gözünüz yaşarmaya, batmaya başlıyor? Yani siz tahmin edebiliyor musunuz? Mesela saat 2-3 gibi olsa, hani gece böyle 11-12 gibi. Tesir ettiğini düşünüyorsunuz. Peki. Şimdi bu hanım kızımız dışarıya çıktığında böyle bir şeyle karşılaşıp nazar değdiği kanaatinde. Doğrudur. Efendim insanlar bakarlar. Aa, çok güzel gözleri varmış, çok güzel. Hani Hazreti Mevlana içinde söylerler, başka bir evliya içinde söylerler ya. Müritleriyle birlikte geçerken bir hayvan leşi görmüşler de, tuu ne de pis kokuyor filan demişler. Ay. Hazreti Mevlana demiş ki, dişlerini gördünüz mü, dişlerini inci gibi dizilmiş. Bak ya, o pisliğin içinde, tabii o için şeyin pisliğin içinde bile bir güzeli görebiliyor, güzelliği görebiliyor. Dolayısıyla saygıdeğer seyircimiz evden çıkmadan önce bizim dediğimiz bu duaları okursa, Ayetel Kürsi dahil, Kulevuzu Rabbil Felak dahil, Kulevuzu Rabbil Nas dahil, bunları okur ise biiznillahi teala o okuyacağı için ona hiçbir şey olmaz. Şimdi bak ayeti söyleyip duruyoruz. Kalem, nun vel kalem ve ma yasturun. İki ayettir o. İki ayet. Şimdi şurada bir yerde gördüm ben mesela şu. Buraya yazmışlar işte. Bu da buzdolabına yapıştırmak için. Bu da buzdolabına. Gösterivereyim hocam. Nazar ayeti. Konuşalım nazar ayetleri. Mesela bunları evimize koyuyoruz, dolapların üstüne yapıştırıyoruz, üzerimizde taşıyoruz. Ne kadar geçerlidir? Ama bir de buhur otu diye bir şey var. Bir buhur otu nasıl hazırlanıyor? Nedir bu ot? Bir ayrıntısını izleyelim. Bu arada güzel göz nasip etmiş madem Rabbim size. Hep güzele bakmayı da nasip etsin. Bahtınız da açık olsun inşallah. Bu güzel gözlerin abdest suyuyla daha da güzelleşsin kızım. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim size. Şimdi buhur otunu yakalım. Yakalım mı? Yakılıyor mu bu? Öyle mi yapayım? Ben de hiç bilmiyorum. Ali abi yakacağız mı bunu? Nasıl yakacağım? Gel. Ya ölülerin filan şeyini yakmazlar mı bunu? Neyini? Tabii vefat etmiştir cenaze. Odanın etrafına yakarlar. Bu güzel kokar. Güzel koktuğu için öbür kokuyu hissetmezsiniz. Allah Allah. Tabii. Ha bunu tavaya mı koyuyoruz? Tava, söylesene Ali abi. İşte köylü olmadığın belli. Bak hocam tabii ya işte. Köylüyüm diyorum. Ne bileyim, her köylü bunu biliyor mu? Biliyorsunuz köylerde yakılıyor. Tüh bak görüyor musun, sınıfta kaldık. Peki bunu şimdi tavaya koyacağız. Ne yapacağız? Yanacak ve çok güzel koku verecek o. Allah Allah. Çok enfes koku verir. Evet ha, nerede? O zaman bilen biliyordur. Peki tamam. Bunu enfes ocağa koyup nasıl yapacağımızı söylemiş olduk. Peki madem hadi köylüyüm diyorsunuz hocam. Niye yapıyorsunuz bunu güzel koksun diye? Ama köylerde bunu bu şekilde toplarlar. Bu şekilde lazım. Mesela evin içerisinde bir koku hissettiklerinde küçücük bir şey yakıp bir kenara koyarlar. O kenardan gelen koku evin içindeki o kokuyu... Şimdi mutfağın evin içerisinde değil mi mutfağınız? Ha. Evin içinde. Yemek yapıyorsunuz, yemek kokuyor. Şunun küçücük bir tane kenara yakıp koyup şöyle efendim kokusu gelse evin içindeki kokuların tamamını yok eder. Evet. Allah Allah. Tabii. Peki nazara karşı bir koruyucu nazarla var mı? Alakası yok onun. Onun nazarla hiç alakası yok. Tütsülemek, müsülemek falan onlar bizim öyle şeylerle hiç işimiz yok. Evet. Ama bak ne güzelmiş. Yok. Peki. Peki. Gidiyoruz. Yemek yapacağım. 3 dakika. Peki. Hemen geldim hocam. Daha dur, tuzumuz var. Sarımsak. Soğanı niye koydunuz ya? Sarımsağı biliyorum. Soğanla mı etkili? Soğan da faydalı tabii canım. Ha. Hayır hocam, faydalı nazardan bahsedeceğiz. Nazar da yok, alakası yok. Daha hemen geldim hocam yanınıza. Nazarla alakası yok. Evet. Minik minik soğanlar görüyorum. Evet. Biberler, domatesler. Güzel bu nedir? Bu da kuzu eti. Güzel bir et yemeği yapalım mı bugün? Bayağı da yapmıyorduk. Yufka kebabı yapacağız. Bak hem kolay olsun, hem pratik olsun, hem de bir havalı olsun böyle. Çok zaman olarak kısa sürede hazırlanmıyor ama güzel bir tarif. Bir görelim malzeme listemizi, peki, anlatalım. Peki hadi izleyelim sonra efendim. Bum, 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 bum,
kebabı yapmaya hazır mısınız efendim? Biz sizin için yapıyoruz. Ondan yufkalarımızı önce hazırlamışız, tabağımıza koymuşuz. Bütün malzemelerimi tek bir tabakla topladım. Neden? Neden? Bulaşıktan nefret ediyorum çünkü. Ha, yine bir değerli toplu hemen. Kalan bulaşıklarımı hemen bir toparlayayım. Peki. Yoksa uğraştırıyor beni. Hepsi aynı ürün olduğu için, sebze olduğu için aynı tabağa koymamda bir sakınca yok. Biri yani et, biri sebze olsaydı kesinlikle yapmayacaktım tabii ki aynı şeyi. Herhangi bir bulaşma söz konusu değil. Oh, toparladık ya. Yerleştiriyorum. Sonra beni üzmesin diye. Evet. Ellerine sağlık Furkan'cığım. Tarifimi anlatmaya başlayayım hemen. Burada kuzu etim var. Yaklaşık 300 gram kadar. Kuzu etimi ilk önce suda haşladım. Bunun sebebi birazcık yumuşasın istedim. Suyu da birazcık defne yaprağı koydum ve atmadım kalan suyumu da. Mutlaka saklayın. Çorbanızda, pilavınızda kullanırsanız. Şöyle göstereyim. Tavuk suyunu. Evet, biraz daha suyunu. Ben süzdürmedim ve süzdürüp kullanabilirsiniz. Şu an tamam. Etim haşlanmış bir şekilde. Ve 15-20 dakika kadar aşağı yukarı yeterli. Tencerede zeytinyağımı kızdırdım. Burada sarımsağımı, soğanımı birazcık atacağım. Çok fazla öldürmeyeceğim çünkü fırına girecek finalde zaten. Birazcık böyle sebzelerin aroması, lezzeti etlerle bütünleşsin diye. Azıcık kavuracağım sadece hepsini. Bir ve de sunumu da çok güzel oluyor bunun. İşte onu gördüm zaten. Evet. Şurada tabağı gösterebilirseniz. Bakın şöyle bu tabağın getireyim. İçine koyacağız. Tabağın içine bu ters çevirip çıktığı zaman. Evet. Bir de yumurtalı üzerine fırına girecek mi? Girecek, fırına girecek. Hah, zaten işte çıkarınca muazzam bir lezzet olacak. Geçenlerde buna benzer bir tarif yapmıştık. Hatırlamaya çalışıyorum. Yufkalı pilavdı. Evet. İç pilav yapmıştık. Aynı görüntü olarak yine onu andıracak. Bir de şimdi Ramazan da geliyor, böyle etli yemekleri severiz. Ramazan'da neler neler yapacağız neler, hanımlar inşallah. Beyler. Muazzam lezzetler göreceksiniz programımızda. İyice kavuruyorum. Çok da fazla dediğim gibi öldürmeyeceğim. Ne koyacağız sonra? Biberini ve domatesini. Bakın herhangi bir yemek yaparken domatesi hep en son atmaya çalışın. Çünkü domates sulandırıyor sonrasında. Sulandırıyor ve çok çabuk ölen bir şey zaten. Hemen kendini bırakıyor. Önce diğer koyduğunuz sebzeler birazcık ölsün. En son finalde domatesini atın. Devam ediyorum kavurmaya. Birazcık buna tuzunu atayım. Karabiberini atayım. Alalım ki şunları görelim. Hı-hı. Arpacık soğan çok severim böyle. Ben de çok severim. Çok güzel olur. Bir de şey alternatif lokmalık bir şey. Hemen anlatayım hızlıca. Sen yaparken daha sonra bunların hepsini kavurdun, yapacağım. İçine evet, koydun, ters çevirdin, yumurta sürdün, fırına güzel verdin. Bir garnitürle. Afiyet olsun gayet yapan ve yiyenlere. Şimdi hocam mavi ben gözlü olanların nazarı çabuk değer derler. Nasıl? Mavi gözlü. Ya o bizim halkımızın arasında yerleşen bir şeydir ama o her gözü i̇şte mavi olan tabii. Hiç aklınıza uğrafi her gözü mavi kalmasın. Olan insanın nazarı değiyor dersek insanlara iftira atmış oluruz. Her gözde değildir o. Bir kısım gözlerde ama bizde nazarı değen birkaç kişinin gözünde mavilik varsa onu umuma teşmil etmişiz. Umumla hiç alakası yok onun. Yok. Peki. Evet. Hocam siz de belki bu görüntüleri ilk defa göreceksiniz. Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanan görüntüler bunlar. Peygamber Efendimizin atının ayak iziyle ilgili inanılmaz bir rivayet var sevgili izleyiciler. Önce izleyelim, sonra canlı yayınla orada olacağız. Sinan'a bağlanacağız. Buyurun. Gene mi güneş? Nesbit taşının üzerinde bulunan çukurların Peygamber Efendimizin atının ayak izleri olduğu ve Peygamber Efendimizin de yine Nesbit taşının üzerinden atıyla birlikte geçtiği iddia ediliyor. Taşın hemen yanında, yan tarafında İbranice ya da Arapça olduğu belirtilen bir de yazı var. Yazı belirginleşsin diye kare içerisine dahi alınmış durumda. Bugünün şartlarında dahi Nesbit taşına çıkmak neredeyse imkansız. Peki ya o tarihte bu yazıyı Nesbit taşına nasıl yazdılar? Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Celal Çakar, Akka'ya gönderim. Celal Bey kaç yaşındasınız? 76 yaşındayım. Köylülerin sizlerin bize anlattığına göre burada Peygamber Efendimizin atının ayak izleri olduğu belirtiliyor. Siz de bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Size de böyle mi anlatıldı? Dedemin anlatması bize Peygamberimizin burada at oynattığı anlaşılıyordu. Ondan dinledim, dedemden dinledim ben. Nesbi suyu değiller buraya. Buraya gelmiş, bu kayanın üzerinde atını mı oynatmış atını, Peygamber atını Efendimiz? Atını oynatmış. Atın izleri burada belli. Peki kaç yıldır burada var? Ben ilerisi evlenmiyim. Aşağı yukarı ben 76 yaşım değil, çocukluğumdan beri öyle söyleniyor. Dedemden duymam.
Peki orada bir yazı var. Yazının anlamını biliyor musunuz? Yazıyı okuyamıyoruz biz. Ben peygamberimin yazısı var mı orayı bilemeyeyim. Kendimi yazdı. Yazıldı mı? Orayı bilemem. Burada bu taşın başında, taşın üzerinde atıyla atını oynatmış. Atını oynatmış. Dedemin anlattığını söyleyeyim ben. Öyle anlatıyordu bize çocukluğumuzda. Peki başka hikayeler var mı bu burayla ilgili? Mesela atını oynatmış başka bir şeyler başka var mı? Başka bir şey duymadım. Efendim buradaki çukur izlerinin anlamı nedir? Peygamber Efendimizin buraya gelip atını oynattığını ve buradan başka diyarlara gittiğini bize ustalarımız, dedelerimiz, atalarımız söyledi. Peki hiç o kayanın olduğu bölüme, o izlerin olduğu bölüme çıktınız mı? Çıkabilmek mümkün mü? Çıkması bizim mümkün değil. Biz çıkması görüyorsunuz, çıkılmıyor. Peki orada bir de yazı var sanırım. Yazı Arapça mı yoksa başka bir yazı mı ama eski yazı, biz okuyamıyoruz. Peki o nasıl yazılmıştır oraya? Vallahi bilmiyoruz, bizim atalarımızın anlatması. Oraya gelmiş Peygamber Efendimiz atını oynatmış, yazıyı da o yazdırmıştı, tahmin ediliyor. Yazıyı da Peygamber Efendimizin mi yazdırdığı tahmin ediliyor. Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda kayanın üzerinde bulunan oyuklar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin atının ayak izleri mi? Peygamberin atının ayak izleri olduğu iddia ediliyor. Nedir bu izler? Bir anlatır mısınız? Size nasıl anlatıldı? Kim anlattı? Bize anlatılması Hazreti Ali'nin atı anlatıldı. Peygamber Efendimiz'in atı anlatılmadı. Ben onu bilemiyim. Ben işitmedim. Peki atı ayak izleriyle ilgili ne yapılmış burada? Neymiş? Atı oynamış şurada. Atı oynatmış. Şurada atını oynatmış. Ağnalamış diyorlar. Yani sen anlayacağın at yatmış işte ağnalamış. Bundan sonra gelmiş burada da oynatmış. Bu kadar. Size kim anlattı bunları? Ya biz de atalarımız, dedelerimiz. Anladın mı? Peygamber Efendimiz burada atını oynatmış. Atını oynattığı zaman böyle geçerken burada atı... Peki buradaki herkes Hazreti Muhammed'in buradan geçtiğini ve atının da ayak izlerinin olduğunu söylüyor. Bu bir rivayet. Şimdi Sinan canlı yayında ve Giresun'da karşımız. Sinan ne oldu sana? Bu ne? Burasında bir şey mi var onun? Sinan? Sinan iyi misin? Ne oldu burana? Hala bir şey mi var burasında? Sevgili Zahide Yetişi, öncelikle özür diliyorum böyle karşınıza çıktığım için. Biraz önce size daha iyi görüntü verebilmek için dağın eteklerine doğru çıkmak istedik ama orada yabani 3-5 tane domuzun saldırısına uğradık. Kendimizi zor aşağı attık. şu anda biraz zor şartlar altında size yayınlayacağız ama şu anda güvenli bir bölgedeyiz en azından. Köylüler geldiler, sağ olsun yardımcı oldular. Seslenebilir miyim? Arabanın ilk yardım çantasından bir bandaj yaptık. Çok fazla önemli. Bir şey yok. Geçmiş olsun Sinan, bak hocam bir şey size söylüyor. Sinan. İsterseniz buradaki konuya da döneyim. Sinan. Şimdi biz şu an Sinan. Giresun'u diyelim. Duydun mu? Kulakkaya Yaylası'ndayız. Kulakkaya Yaylası'ndayız şu anda. Buyurun. Sinan. Peygamberimizin atının ayak izi seni domuzdan koruyamıyor ise ne işi var o izin orada? Hocam Sinan gitti orada böyle bir şey duyunca bize söyledi, bizi merak ettik. Allah benim Allah merak ettiğim ne biliyor musunuz? Şimdi atın ayak izi var ise oradan bir insanın çıkması, yürümesi mümkün değil. Ha onu öyle bak, değerlendirme. Onu öyle değerlendirme. Geçer diye düşündüm aşağı ama. Bu halk efsanesidir. Halk efsanesi olduğu için vatandaş oraya bir değer atfetmiş. Peygamberin kendi köyüne, kendi yaylasına, kendi memleketine geldiği rivayeti var. Biliyorsunuz. Bu ne güzel bir şey. Tabii ha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes emanetlerle beraber Yavuz Sultan Selim'in önünde Türkiye'ye emanetlerini getirdiğine dair kuvvetli rivayetler var. Efendim, dolayısıyla da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmişse, bir yere uğramışsa, o sarp kayalar mayalar demenize gerek yok. Çünkü hacca gittiğin zaman göreceksin Allah kısmet ederse. İnşallah. Hira Dağı'na o günün şimdi bile zorlukla çıkabiliyoruz. Böyle midir? Tabii yani? O günün şartlarında. Yani böyle bir yol işte yüksek bir dağ. Yüksek bir dağ. Oraya nasıl çıkmış, nasıl gitmiş, Sevr Mağarası'na nasıl gitmiş. Onlar hepsi, onları o şekilde değerlendirme. Peki konuşalım. Sinan ne yaptınız yukarılarda? Neler anlatıyor oradaki vatandaşlarımız sana? Ne kadar dik yamaçlar.
Tam dik yamacın ortasında, evet. Şimdi İlacın anlatayım sesini. Ben sevgili Zahidiyet'i size. Şu anda bizim bulunduğumuz yer tarihi İpek Yolu. Yani köylülerden dinlediğimize göre burası tarihi eski İpek Yolu'ymuş. Burada anlatılanlara göre bugün 120 yaşında bir amcayla da konuştuk. Amcanın sağlık problemleri nedeniyle buraya kadar gelme imkanı olmadığı için sizlerin huzurunda değil, yani burada değil şu anda, ama amcanın da söylediğine göre ona da dedesine dedesi anlatmış, dedesine de dedesi anlatmış. Burada uzun yıllardır Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin burada atının ayak izleri, Burak isimli atının ayak izleri olduğu rivayet ediyor. Hatta buranın azıcık ilerisinde de yine ağnaladığı, yani atını çözdüğü, atının da orada oyunlar yaptığı. Burada aynı şekilde şaha kalktı. Yukarıda da kameraman arkadaşım Yağız şimdi sizlere gösterecek. Orada da bir yazı var. Bu yazının da Arapça olduğu söylendi ama İbranice de olabilir diye söyleniyor. Köylüler buna inanmış durumda. Köylüler buna inanıyor. Zaten Yusuf Hocam biraz önce bana dedi ki Peygamber Efendimizin atının ayak izi seni neden korumadı diye bir şey söyledi. Şimdi zaten böyle bir iddia vardı. Biz de iddia üzerine buraya geldik. Hocamızdan da yorumlamasını isteyeceğiz. Doğruluk payını, gerçeklik payını. Bir de şimdi biz de sizler gibi tabii ki bunun ne kadar doğru, ne kadar gerçek olabileceği konusunda şüphelerimiz vardı. Çünkü gerçekten çok yüksek tepe burası. Buraya o günün şartlarında, bırakın bugünün şartlarında dahi çıkmak imkansız. Ama köylülerden dinlediğimiz yine rivayetlere göre, onların iddiasına göre daha önce burası düzmüş. Yani daha önce burası düz olduğu için burada anlatılanlara göre Peygamber Efendimiz atıyla birlikte şaha kalkmış ve atıyla birlikte burada dolaşmış ve başka diyarlara gitmiş diye söyleniyor. Buradaki iddia bu. Peki İpek Yolu üzerinde bir yol Karadeniz'de, Giresun'da. Ve halk inanmış ve bu inanışı biz de onlarla beraber paylaştık. Hocamız burada. Soracağız. Hocam tabii ki insanların inancına saygımız sonsuz ama ne söylersiniz? İnançlarına hiçbir şey demiyoruz saygıdeğer teyzelerimiz. Çünkü rivayet bu. Dedem anlattı, dedemin dedesi anlattı, dedemin dedesi anlattı. Şimdi bizde bir söz vardır ya, la teşbih ve la temsil deriz biz. Yani yukarı mahallede bir yalan söyle, aşağı mahalleye in, sen de inan derler ya. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu topraklara gelmiş mi? Mana aleminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu topraklara geldiği rivayeti kuvvetli. Mukaddes emanetleri getirir iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de efendim o günkü orduyla beraber İstanbul'a geldiği rivayeti var. 1928 yılında efendim hacca giden Hacı Cemal Öğüt Hoca'nın bir hikayesini ilk programlara başladığımız zaman anlatmıştım, hatırlayacaksın ilk programlara. O zaman Hindistan'ın büyük alimlerinden, büyük velilerinden birisi Peygamberimizin kabrine geliyor. Sevinçle içeriye giriyor, içeriden hüzünle çıkıyor. Allah Allah, tabii, sevinçle giriyor, hüzünle çıkıyor. Reklamlardan sonra açıklamanızı rica edeceğiz. Reklamlardan sonra nazarla ilgili her şeyi konuşuyor ve soruyor olacağız efendim. Hocam Ali abi üzerine alınmış. Benim de gözlerim mavi, şimdi benim nazarım mı değiyor diyorlarmış ona. Her mavi gözlünün nazarı değiyor dersek bütün mavi gözlülere iftira atmış oluruz. Herkesin gözü değmez öyle. Evet. Bu arada çok güzel sorular da geliyor sizden. Çok güzel bir şey yazmış Mehmet Gülsoy. Diyor ki bakın, ruhlar giderken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola, sabır sınavıdır ömür dediğin. Bu sınavda bazen yanılıyoruz, evet, bazen üzülüyoruz. En önemlisi doğruyu öğreniyoruz. Onu bana şey yapıyorsun, mail beraber gönderiyorsun onu. Hocam bunu Facebook'ta paylaşacağım. Tamam. Bu cuma geçti, Allah nasip ederse önümüzdeki cuma paylaşacağım. 500 bine yaklaştık. Bir şey söyleyeceğim. Bu neydi, bu bitkinin adı neydi? Buğur. Buğur otu. Şu buğur otunun kokusunu. Buğurdanlık vardır. Bu siz uydurma buğurdanlık o. İşte bana bunu yaptılar. Tabii, hocam vallahi. Bak Ali abi bunu getirdi. He tamam, onu yap. Bunun içinde kokusunu merak ettiniz madem Zahide Hanım dedi. Ben de bir yakayım da stüdyomu güzel güzel kokutayım dedim. Şimdi böyle şeylerin hurafe olduğunu, daha doğrusu hani şey için kokusu çok güzel. Bitki de çok güzel aşağı. Ama bunun nazarla alakası yok. İlgisi olmadığını. Hayır, yok. Söylemiş oldum. Nazarla yani alakası yok. Yani buğur otu yakmak nazarı geçirir mi? Yok, hayır, hiç alakası yok onun. Bu daha ziyade, demin de söyledim, bu daha ziyade cenaze evlerinde yakılır bu daha ziyade. Oralardaki kokuyu izale etsin, kaldırsın diye. Biliyorsun dünyada en çabuk kokmaya yüz tutan insan bedenidir. Ruh ya işte. Yaktım kendimi Ali abi ya.
Söyleyin hocam, insan bedeni çok çabuk kokmaya başlar. Ruh cesetten ayrıldığı andan itibaren ceset kokmaya başlar. Onun için de özellikle yazın evlerde efendim bu şeyler cenazelerin odasında yakılır. Hatta kapının girişinde yakılır, her tarafa bunun kokusu gider. Bu kendiliğinden gider o, sen elini yakacaksın, bırak. Ay şöyle olsun diye dedim ama. Önemli olan bunun o kokuyu hissettirmek saygıdeğer seyircilerimize. Oradan bir genç hanım kızlarımız onu böyle bir dolaştırsın, o kokuyu şey yapar onu. Alır. Evet, kokuyu. Ama bunun şeyle alakası yok. Dolaştırsından kasıt ne hocam? Tabii. Dolaştırsın şöyle. Ay. Sen mi dolaştıracaksın? Genç kız dediniz ya. Ha doğru ya, doğru. Yok tamam. Ya üzerime alındım. Estağfurullah da. Peki bunu böyle dolaştırınca ne olacak yani hocam? Ya kokusu her tarafa yayılmış olacak. Millet de onun kokusunu hissedecek. Gel genç şey kız. Yok. Dolaştır bakayım benim yerimi, ben de şunu toparlayayım. Ve şimdi de cam çatlar. Ha, Allah korusun. Deriz ki nazara geldik. Nazarın çıkar. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunun nazarla ilgisi yok ama. Hatırlatalım tekrar. Mesela böyle mavi nazar boncukları asarız ya. Maşallah. Mesela maşallah yazısı ve maşallah sözünün. Maşallah'ı hatırlatmak için yazılan sözdür o. Yani bakan kişi maşallah desin de karşısındakine nazar değmesin. O hatırlatma babındadır. Hani hastanelerde böyle bir işaret vardır. Tabii o susun demektir. Bunu da baktığın zaman arkadaşım bakarken maşallah de eğer nazarın değiyorsa nazarın değmesin demektir. Peki maşallah ne demektir? Maşallah, Allah var orada. Maşallah anlamı nedir? Allah Teala şifa versin, Allah Teala iyilik versin, Allah Teala güzellik versin. Sayabildiğin kadar say. Evet, o manadadır. Şimdi bak, efsun yapmak, nazar boncuğu takmak, kadınların kocalarına kendilerini sevdirmek için sihir yapmak, şirktir. Allah'a eş ve ortak koşmaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için nazar hak ama nazarlıkla, yani şu insan eliyle yapılan şu nesnelerle biz nazarı def edemeyiz Zahide Hanım. Yani şunu ya kapıya taktığımızda, elimize taktığımızda veya şunları alıp yakamıza taktığımızda vatandaş bize nazarı değmez diye bir şey yok. Bunların bak, onunla alakası yok. Tabii. Bu bir sektör oldu artık. Sektör olduğu için hem turistik eşya güzelmiş olarak hem insanların efendim zafiyetinden istifade ederek bunları böyle satıyorlar işte. Her tarafta var. Evlerde var, yeni binalarda var, pencerelerde var. Nerelerden görür adam? Balkondan görür. Balkonda var. Evin kapısında var. Yani görünen yeri asmalarının yani sebebi... Yani görünen yeri asmalarının sebebi nazar buna gelsin de evdekine gelmesin. O manadadır o. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bazen bir yere gidiyorsunuz mesela. Dünya güzeli bir hanım ya da bir bebek çatırt diye çatlıyor bu taş. Yani bu tesadüfen mi çatlıyor? Nazar değmişse dedik ya, insanı mezara, efendim mandayı kazana sokar nazar demiş atalarımız. Tabii. Allah korusun. Evet, nazar önemlidir. Önemli olduğu için de ayetle, hadisle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazara uğradığınız zaman Ayetel Kürsi'yi okuyun diyor, Fatiha'yı okuyun diyor, İhlas okuyun diyor, Felak ve Nas surelerini okuyun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Deminki o ayak iziyle ilgili şeyi yarıda bıraktın bana, onu hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Şimdi söz size bırakayım, sonra da göz nazarı nedir onu soracağım size. Buyurun göz efendim. Nazarı. Yani başka nazar var mı göz nazarının dışında? Hocam bir sürü var, bildiğiniz gibi değil, konuşacağız ama yarım kalmasın lütfen, tamamlayın. Şimdi işte o Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi'nin anlattığı, 1928'de hacca gidiyor, Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Hindistan'dan gelen büyük bir alim, Allah dostu bir insan. Sevinçle Peygamberimizin kabri saadetlerine giriyor, üzüntüyle çıkıyor. Diyor ki o türbedar, Efendi Hazretleri siz sevinçle girdiniz, üzüntüyle çıkıyorsunuz. Sebebi nedir? Peygamber'e geldiniz, kavuştunuz, buna rağmen üzüntüdesiniz deyince, geldim ama Peygamber'i yerinde bulamadım diyor adam. Bak yerinde bulamadım. Neticede türbedar da hayret ediyor. Türbedar aynı zamanda bir Türk dostu. Çünkü oralar biz 400 sene oralarda kaldık. Bakma sen şimdi 3-5 efendim Zibidi'nin oralarda efendim Türklere iyi muamele yapmadığına falan. Osmanlı dedin mi yaşlı 60-70'inde olan amcalar, hanımefendiler böyle bakarlar Osmanlı diye. Efendim neticede türbedar da hayret eder ve gece rüyasında Peygamberimizi görür türbedar.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türbedara der ki, o bizim dostumuzun gelip de beni bulamadığı doğru. Çünkü bu hadise 1915'li yıllarda olmuş. Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı yıllar. Benim Mehmetçik yavrularımı yalnız bırakmamak için onlarla beraberim ben demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu türbedara söylüyor. Bunu anlatan da Hacı Cemal Öğüt hocadır. Allah mekanlarını cennet etsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu memlekete gelmiştir, gelmemiş değildir. Onu söylemek istiyorum. Evet. Peki, ama at oynattı. Yok ayağı şöyle geldi, yok böyle geldi falan, geç onları. Deve olsa kabul biz ederim. Biz söyleyelim, size soralım, öğrenelim. Aminna. Bu arada alo da diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamünaleyküm. Aleyna ve aleyküm selam. Bir tane hayırlı bereketli cumalarınız olsun. Buyurun efendim. Ben hocama izninizle bir soru sormak istiyorum. Hay hay, buyurun. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar olsun inşallah. Allah razı olsun cümlemizin inşallah. Hocam benim namazla ilgili bir sorum olacaktı. Ben namazımı tam olarak kendime vererek huşu için kılmıyorum. Bunun için ne yapmam lazım, bu birincisi. İkincisi, benim kıldığım namaz tamamen zayi mi oluyor? Bir üçüncüsü de benim için dua eder misiniz namazlarımı huşu içinde kılabilmem için? İnşallah. Bir şey sorabilir miyim? Tam olarak kendimi veremiyorum demek ne demek? Aklıma başka şeyler mi geliyor demek? Dikkatim mi dağılıyor demek? Yarıda kesiyorum mu demek? Yani evet. Bütün bunlar demek. Peki hocam? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız bilgiler ışığında İslam alimleri diyorlar ki bir insanın namazda iken aklına hiçbir şeyin gelmemesi için iki namaz vakti arasında dünya ile ilgili hiçbir şey o kişiyi meşgul etmemeli ki aklına bir şey gelmeden namaz kılsın. Herkesin aklına bir şeyler gelir ama benim aklıma çeşitli şeyler geliyor düşüncesi ile namazdan uzak durmayız. Allah Teala bu mübarek cuma gününde saygıdeğer seyircilerimizden namazlarını huşu ile kılanların sayısını çoğaltsın Mevla. Namazda huşu önemlidir. Siz namaza girer iken Allah huzuruna özel giriyorum diye niyetlenirseniz Allah Teala sizi oradan korur biiznillahü teala. Onu bir de öyle değerlendirmek lazım. Evet. Peki efendim. En kıymetlimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı nazardan nasıl koruruz? Çocuklar en kıymetli varlıklarımız, çocuklarımız. Çocukları nasıl nazardan koruruz? Anneciğim meme verirken ona süt yani göğsünü emzirir iken o emerken o da nazar ayetlerini okur ona. Efendim biberon vermişse bir kısım çocuklarımızın annesi biberon yaşıyor, biberon şişesi. Biberon verirken efendim hem onu emzirir, çocuğunun karnını doyurur, hem de o yavrunun yüzüne baka baka okur. Annelik başka bir şeydir Zayda Hanım, annelik. Onu ancak tadanlar bilir. Ancak tadanlar bilir. Onun için de annelerin çocuklarına nazarı değer ama annelerin duaları da makbuldür. Dua ederlerse Allah Teala o duaları sayesinde yavrularını korur. İnşallah. Evet. Allah'ım sakınsın, korusun, amin, korlasın. Amin, amin. Şimdi amin. Giresun Esfiye. Bu arada biz Esfiye'ye gitmiştik. Bilenler, programı sıkı takip edenler bilirler. Okul açtık orada. Bütün Esfiyelilere, hele oradaki öğrencilerimize, okulumuza selam ve sevgiler. Bugün hep Giresun'u şey yapıyorsunuz. Bakıyorum da ne var bu Giresun'da? Karadeniz'de hocam Allah şimdi. Allah, evet. O yüzden bütün görüntülerimiz hep Karadeniz'den. Sinan Karadeniz'de olduğu için. Şimdi burada Arpacık köyünde soğan, sebze, sarımsak ekilmiyor. Niye? Niye? Çünkü bu ürünler yendiğinde başlarına bir felaket geliyor. Ya lan, yok canım ölüm öyle. Aa, hocam biz onların yalancısıyız. Tamam. İzleyelim konuşalım ondan tamam, sonra. Tamam seyredelim kabul. Kabul kabul kabul. Tamam buyurun efendim. İşte esrarengiz olaylarla dolu o köy. Giresun'un Esfiye ilçesine bağlı Arpacık köyündeyiz. Başlarına gelmeyen felaket kalmamış. Köyde yaşayanlar eğer ki bu kurallara uymazsa başlarına çok ağır hatta ölümcül hastalıklar geldiğine inanılıyor. Bu felaketlerden herkes nasibini alıyor. Ocak dedeyi ciddiye almayanların başına da elim kazalar geliyor. Bu kazalardan bir tanesi de benim başıma geldi biraz önce. Çok fazla inanmamıştım açıkçası. Akıl almaz olaylar ardı ardına yaşanıyor. Bu dikimlerin ardından bu kişilerin başına feci hastalıklar gelmiş. Ocak dedenin büyük sırrı ne? Bir köy düşünün. O köy kurucusu köyde yaşayanlara soğan, biber, sarımsak gibi acı şeylere ekmeyi, yabancılarla evlenmeyi ve daha birçok şeyi yasaklasın. İşte yasaklarıyla ünlü Ocak Dede. İşte esrarengiz olaylarla dolu o köy. Bu köyde soğan, biber
veya patlıcan ekmek, daha doğrusu acı şeyleri ekmek, hatta başka köyden kız alıp vermek dahi yasak. Bu kural köyün kurucusu Ocak Dede tarafından konulmuş. Bu köyde yaşayanlar Ocak Dede'ye ve yasaklarına gönülden inanıyor. Başlarına gelmeyen felaket kalmamış. Köyde yaşayanlar eğer ki bu kurallara uymazsa başlarına çok ağır, hatta ölümcül hastalıklar geldiğine inanılıyor. Lanet midir yoksa beddua mı? Ancak Ocak Dede'nin köylüler üzerindeki esrarengiz etkisi tartışılmaz. Bu köyde soğan, biber, sarımsak ekmek yasak. Peki ya bu yasaklara uymayanın başına ne geliyor? Bu yasaklara uymayanın başına çok ağır hastalıklar, hatta ölümcül hastalıklar geliyor. Köylü de bu nedenden dolayı bu köyde yasaklanan bu bitkileri ekmiyor. Ocak Dede'nin yasakları sadece köylüleri değil, bu köye gelen ziyaretçileri de ilgilendiriyor. Bu felaketlerden herkes nasibini alıyor. Ocak Dede'nin kurallarına uymayanlar Ocak Dede tarafından cezalandırılıyor. Hatta bırakın kurallara uymayı, Ocak Dede'yi ciddiye almayanların başına da elim kazalar geliyor. Bu kazalardan bir tanesi de benim başıma geldi biraz önce. Çok fazla inanmamıştım açıkçası ve araçtan inerken elimi aracın kapısına sıkıştırdım ve yaralandım. Akıl almaz olaylar ardı ardına yaşanıyor. Bu köyde yaşayan birçok kişi kurallara uymayıp evinin bahçesine soğan ya da biber dikmiş. Ve bu dikimlerin ardından bu kişilerin başına feci hastalıklar gelmiş. Bu kez köyde yaşananları başlarına gelmeyen felaket kalmayan köylüler anlatıyor. Bilebildiğimiz kadarıyla bunlar bir üç kardeşler imişler. Bunlar demişler biz idare edemeyiz. Kaldıkları yerlerde o Mezopotamya artık nereden gelmelerse biz dağılalım herhangi bir yerlere gidelim. Bizimki gelmiş buraya, ben demiş babasına bir arpalık yer buldum demiş. Arpacık köyü. Yani bu Arpacık köyünde ben bir arpalık yer buldum. Gelmiş buraya yerleşmiş. Neleri yasakladı Ocak Dede? Soğan, sarımsak, yani acılı olarak biber, pırasa, bunlar yasak. Tavuk. Yabancılarla evlenmeyi de yasaklamış. Dışarıdan gelin almak yasak. Dışarıya gelin vermek yasak. Ne yaparsan ne oluyor? Yani bu biberleri falan ekersen neler başına geliyor? Biber ekersen, sarımsak ekersen, soğan ekersen, pırasa dikersen bu hareketler, yani çıvan çıkarmış, efendim herhangi gayrimeşru çocuklar meydana gelirmiş. Bu şey oldu, bunları duyduk yani. Ocak Dede'nin yasakları köylülerin peşini bırakmıyor. Tarlaya biber yapmıştım, biber yetişti ve kardeşim vardı Bartın'da öğretmen, ailesiyle beraber geldi. İki tane de oğlu vardı, geldi gece yarın daha sekiz çocukla şey çıktı. Yani çıpan sakat çıktı ve kardeşim dedi ki ben bunu doktora götüreceğim. Yok dedim ben, sen bırak. Hanıma dedim ki git sen böbeller falan tarladan imha et. İmha edenden geri yarın daha sekiz hiç çıkmamış gibi kayboldu. Siz ekmiyor musunuz o gün? Yok, yapmıyor hiç. Benim de kendi oğlumda aynen şey oldu. Yaptık. Ve oğlum da şey çekti, çıban çekti kalçasında. Ben de yerimden kalkamıyordum. Ve hanıma dedim ki gel imha et dedim. İmha etmiş, bir tane şeyin içinde kalmış. Ekin içinde mısırın. Acı biber. Ve bir türlü geçmiyor dedim. Yanıma geçsen temiz yine bir daha bak. Dedi ki hanım geldi bir kök kalmış. Onu da söktü, imha etti. Ve ondan geri bir düzeldi. İnanıyorsunuz değil mi? İnanıyor. Bu dedenin büyük sırrı ne? Benim başıma gelmedi ama benim ablamın bir çocuğu sebeple dolayı gitti yani. Ne oldu? Ya öldü gitti. Ne oldu peki? Ne bir şey mi yaptı? Ne yapmıştı? Biber ekmişti o. İşte rahmetli oldu. İmam dayı vardı. Ona sökün dediler. Onlar da bir şey olmaz diye sökmeyince gitti yani. Şişti yani. Şişti çocuk öldü. Yani benim bildiğim o. Bu kadar. Siz ekmeği düşünüyor musunuz peki? Biz kesinlikle ekmeyiz. Biz geleneğimizi bozamayız yani. Hasta olup bu bitkileri sökenler hemen şifa buluyor. Burada acı kesinlikle. Yani ekmeği bırak, ekmeği bırak. Hani kabuğunu soyar, dışarı atarsın mesela çöp. Şeyle hitap ediyoruz, çöpe atarsın ya. Orada bitse dahi aynı dikmiş gibi sakıncalı yani. Hastalık geliyor. Evet, hastalık geliyor. Hani bak dikme değil. Çöpe atıyorsun, o kabuğundan bitmiş olsa bile bu benim başıma geldi bir sefer. Şu topuğumda şişme meydana geldi. Evin kapısında araştırırken gördüm. Baktım soğan orada bitmiş.
hemen çektim. Mesela 3-4 gün sonra tekrar düzeldi. Kesinlikle bunları tarlalarına ekmiyorlar. Rahmetli abim yani öyle şeylere pek inanmazdı. Biber ekti, böyle büyüdü, çiçeklerdi, çok güzel oldu. Benim bu bacağımda bir şişlik oldu, böyle kıpkırmızı şişti bacağım. Allah'ım yarabbim, ta sancısından duramıyor biz bunu. Buna dedi ki, benim bacağım çok ağrıyor. Sökelim böbelleri dedi bu. Olmaz öyle şey dedi. Akşamdan söktük böbelleri, sabah bacağımın şişliği, her şeyi geçti. Yani bu bilinçli bir şey. Ekmiyorsunuz yani. Ekmiyoruz. Bu köyde esrarengiz olayları yaşamayan kalmamış. Benim kardeşim, kız kardeşimin çocuğu doğdu. Çocuk bütün üzüldü olduğu için. Denecek gibi de. Ondan geri bir eltisi vardı, onun kuda iki tane baş doğdu. Aynı eltiler. Neden? Neden hep öyle soğan sarımsak dediler. Ondan oldu dedi. Ancak böyle deva buluyorlar. Kaynanam oldu. Kaynatam oldu. Kaynanam burun kanamasından çok fena acil hastanelere kalktı. Böyle yani çok büyükleyenlerde böyle kan burnundan böyle kan geldi. Kanama oldu. Çok öldü diye de bıraktık. Neden kaynanama peki olmuş? Onu soğan düşmüş tarlaya. Tarlada bitmiş. Dayı kaynatam gece kalktı gittisi bir yerde mutlaka bir şey var dedi. Gitti tarladan söktü geldi. Yarın tahsi günü sökenden sonra onu güneşe koydu. O koruyunca kaynanam düzeldi. Birdenbire hastalanıyorlar. Yengem yaptırdı onları. Benim bir kız kardeşim vardı. Onun ağzı böyle eğildi bu tarafa doğru. Da onu sökenden geri iyi oldu. İnanıyorsunuz. İnanı yok. Bir sene ben yaptım. Kendim hasta oldum. Hiç yataktan kalkamadım. Onu sökenden geri iyi oldum. Allah Allah. Şimdi tarlayı ekiyorsun. Ektikten sonra başına bir şey geliyor. Gidiyorsun, söküyorsun, kurutuyorsun. Sonra düzeliyor. Şimdi inanmış insanların inancıyla bir şey söylerken inanmalarına bir şey ediyorum. Demeyiz. Doğru mu, değil ama, mi, var mıdır böyle hayır, bir şey? Hayır, inanmalarına sorayım. Bir şey demeyiz ama yani soğan, sarımsak bunlar faydalı olan gıdalardır. Her yerde bitiyor, herkes yiyor, hiç kimseye bir şey olmuyor. Niye, sadece oluyor? O köyde öyle inanmışlar, öyle inandıkları için böyle bir sıkıntı var ama akla, mantığa uyan hiçbir tarafı yok. Yasaklanan meyve değil bunlar. Yasaklanan bir sebze olsa amenna ve saddakna. Öyle bir tabii, yasaklanan meyve yasaklanan sebze var mı? Değil. Hadi elmayı baştan dedi. Tamam, yasaklanan sonra bir sebze değil bu. O orada yatan zatın bunu yasakladığı kanaati dededen, babadan, nineden öyle gelmiş, intikal etmiş gelmiş. Evet. Peki cevşeni takan çok kişi gördüm ben ama açan hiç görmedim. İçinde hiç görmedim ama. Ya aç da görelim o zaman neymiş ne var ne yok. Görelim Allah mi açayım da? Başıma bir şey gelmez. Ama çarpılmayasın sonra. Öyle derseniz açamam şimdi bak. Bir de siz söylüyorsunuz, korkutmayın beni. Evet. Yok canım, bir şey olmaz Allah aşkına, hadi ya ne var? Ne aç bakayım ne var? Açılabiliyor mu? Burada bir tane mu daha var, ona bir bakalım ya. Nerede o? Ben bunu yapamam da siz o zaman. Yazık ama bunu açma, kesme ya. Şurada bir tane var daha, o nereye gitti o? Hocam ama bunu bu istiyorlar mu? Evet. Yani kesmeye korktun öyle mi? Tövbe. Ne bileyim hocam ya, siz tövbe. Ama yavaş yavaş yapın da bir göreyim. Kesmiyor zaten makasınız. Acaba bu makas kesmiyor, kesmiyor. Para mı istiyorsun hocam? Evet. Makas kesiyor. Düğünde öyle derler ya. Vallahi kesin kesmiyor Hacı Ali. Peki, yani bizim şimdi bir bunu açmak. Ya kör makası vermişim bana. Şimdi vatandaş da diyecek ki ulan cevşen olduğu için kesmiyor zaten. Ne olacak ulan diyecek. Yok mu aşağı makas? Estağfurullah. Kesmiyor mu? Ha? Ben mi deneyeyim? Tamam. Al sen dene al. Hanımlar tamam, daha çabuk peki keserler. Şimdi onu da almayacağım diyeceksin, kızacaksın hocam bana. Tut Allah aşkına. Hadi ay, koy. Tamam üçünü peki. Allah Allah, tövbe yarabbi. Tamam kızmayın. Mezarlığa gideriz lazım, toprak atacak adam. İki kürek toprak atacak. Bir dünya insan bekliyor. Ben mezarlığa gitmeyi çok hayır seviyorum. Yani iki, bir dünya insan bekliyor. Efendim yere koyacağın yerden alın. Yok öyle bir şey ya. Eskiden hocam kürek mi vardı, eliyle itiyordu adamı. Başımıza bir şey gelmez değil mi? Başına ne gelecek ya Allah aşkına, tövbe tamam, ya. Tamam ben izleyicim için soruyorum. Hayır hayır, yok başına kimsenin bir şey gelmez, hadi ya. Bak eğer bir insana büyü yapıldığı kanaatinde iseniz, evet, o büyü yapılan malzemeleri de yakalamışsanız bir yerde, ha, evet, yatağında, yorganında, yastığında, onu akan bir suya attığınızda o yazılanlar bozulur, o büyü bozulur. Akan suya, akan attığınızda. Suya attığınızda, evet. Vallahi açıyorum yavaş yavaş. Aç bakayım ne var, bir bakacağız bismillah. Hadi bakalım. Akşam çıkın diye girersen karışmam. Haydi hocam öyle demeyin ya.
Aa, öyle derseniz açmam. O, açacağın kadar açtın zaten. Yani günaha gireceğin kadar girdin zaten. Yeter, hepsini aktar. Ya bu günah mı bunu açmak? Canım, niye öyle söylemiyorsunuz başta? Öyle diyorsunuz ya. Ha, evet. Ne bileyim ben size, evet, soruyorum işte. Evet. Aç, açtım, bakayım hele, açıldı. Ne var? Tamam, hepsini açtım. Dilerim Allah'tan içinde hiçbir şey yoktur. Ya. Öyle ya. Ama var içinde bir şey var. Var da bakalım ne var bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben bir göstereyim bakayım. Yani cevşeni açmış olduk, şöyle göstereyim. İçinden de bu çıktı. Ha, bu ne, bantlı bu. Ama yedi kat muşamba derler ya eskiler. Yedi kat muşambanın yerine şimdi bu naylonlar çıktı. Ha, tüfek muşamba icat oldu, mertlik bozuldu diyorlar ya. Naylonlar çıkınca muşambanın işi kalmadı. Ha, ben yapamadım. Şimdi hocam sen ben yaparmışsın açayım şimdi. Dur, ucundan başladım galiba. He. Evet, şimdi aç. Muska işte, ötesi yok. Peki. Korkma korkma, o kadar korkmana gerek yok. Aman ne bileyim, ben ilk defa görüyorum, açıyorum. Hadi canım, açıyorum ya, korkma hadi. Dur şurasından. Oo, incecik incecik yazılar var içinde bu. Kur'an-ı Kerim yazısı, Arapça mı yoksa? Şimdi ben bir hikaye anlatabilir miyim Hacı Ali? Bir hikaye anlatabilir miyim? Kısa, anasının gözü. O kısa, bu kısa, ne bu hocam, ya? Hocam, hocam. Tövbe yarabbi. Yakacağım benim başımı hocam. Sultan 3. Mustafa için söylerler onu. Hı. Veya 3. Mehmet için. Av meraklısıymış. Ava gidiyorlar. Efendim her gün padişahın tazısı geçiyor. Tazı derler ya o avı yakalayan köpeğe. Evet, evet. Padişahın tazısı geçiyor. Orada bir garip adamcağız var, onların arkadaşları. Onunki geçmiyor. Bunların 3. bir arkadaşları var. Bu 3. arkadaşları da Hattat. Çok güzel Arapça yazılar yazıyor. Diyor ki ya gideyim şu hayvana bir muska yazdırayım. Efendim geliyor, evden bir koyun kesiyor, bir budunu alıyor, Hattat arkadaşının evine gidiyor. Hattat arkadaşının kapısını çalıyor, oğlu çıkıyor. Dinliyor musun beni? Dinliyorum, dinliyorum yok, hocam. Yok, sen dinlemezsen ama ben anlatmam. O, yok, estağfurullah. Beni bir dinle ondan sonra. Okumaya çalışıyorum da çok küçük yazılar. Ya bunlar. Onu sen, fotokopi ben sana söyleyeceğim, üzme tamam. Tatlı canını. He. Efendim neticede oğlu çıkıyor kapıya, oğlan bakıyor, adamın elinde bir et var, çok güzel bir et. Amca hayrola diyor, ya diyor şu hayvanca bir muska yazdıracaktım, babanı aradım onun için deyince. Babam bana el verdi diyor. Tarikatta el vermek demek müsaade etmek demektir. Hı. Ben yazayım diyor. Alıyor eti. Efendim götürüyor, mutfağa koyuyor. Geliyor, oturuyor, yazıyor. Hayran oldum etine. Muska yazdım itine. Tazın geç, bak tazın geçsin geçmesin kuyruğu sahibinin nokta nokta. Bunu muska haline getiriyor, veriyor adama. Adam takıyor onu köpeğe. Ertesi gün köpek avı yakalıyor. Allah, tamam mı? Allah. Yüksek bir yerde dinlenirlermiş avcılar. Padişah bakıyor ulan her gün bizim tadı yakalarken. Yazdı, köpekte avı oldu şimdi. Merak ediyorlar da bakalım ne yazmış diyorlar ya. Ben de merak ediyorum sen burada ne yazıyor diye. Allah aşkına, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu büyütecek bir şey olacak ki ben bir şey okuyayım buradan. Burada ne var? Okuyamıyorum ki. Okuyamıyor. Aynaya tutayım hocam. Ayna büyük, bak bir tane büyük ayna, gösteriyor. Yok canım, ayna yapmaz onu ya. Hayır, aynaya bakacaksın hocam. Onu bak büyük tarafına koyacaksın. Aynadan bakacaksın. Dur, bu değil. Öbür tarafı mı? Şuradan, yok ya, buradan da yok canım, gözükmüyor ya. Ben biliyorum azıcık ama. Zahide Hanım, eğer muska yazdıracaksanız, dinliyor musun beni? Bismillahirrahmanirrahim yazıyor canım, şurada. Hocam elbet kocaman yazmış oraya besmeleyi. Besmeleyi kocaman yazacak ki, besmelenin altına ne yazdığı belli değil onun. Ay, okuyamazsın, uğraşma. Şaşı olacağım, getir. Getir şunu ya. Getir, şaşı olacağız burada. Evet, madem böyle bir şey var. Ver bakayım şimdi, bismillahirrahmanirrahim. Bak yukarıda Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum var. Ayet-el kürsi var. Tamam mı? Ancak bu kadar okunuyor bak. Ancak bu kadar. Şuralarda? Ha işte. Orada sonra da aşağıda da bir ayet var. Yani bu pek şerre alamet değil yani. Nasıl yani hocam ya? Yani kötülüğüne falan yazılmış bir şey değil bu. Ha. İyiliğine yazmış. Yani ayet-el kürsi yazmış. Ayet-el kürsi korunmak için bir duadır. Aşağıda şifa ayetlerinden yazmış. Şifa ayetlerinden. Dualar var. Bu şey yani korkulacak bir şey yok onun içerisinde. Bunun içinde korkulacak bir şey de mi olabilir? He? Yani korkulacak bir şey de mi olabilir? Ya Allah Allah, ben gittim adama şey yaptırmak istiyorum. Yani büyü yaptırmak istiyorum. Şu yaptırmak istiyorum, bu yaptırmak istiyorum. Yaptıracağım şeye bağlı bir şey bu. Şimdi burada bak çok uzaktan çok ince yazılmış. Bu ayetle bir kısmında ayet var, bir kısmında işaret var. İşaret mi var? İşaretler var. O işaretler bu işaretler ne? Olur. Ebced hesabıyla harfler olur. O harfleri yazarlar. O harflerle efendim muska yaparlar. Sen anlamazsın onu.
Hani Nasrettin Hoca'ya demişler bir mektup yazar mısın hocam? Uzak mı yakın mı demiş. Uzaklı yakındır sana ne? Benim yazımı benden başka kimse okuyamaz. Gidip benim okumam lazım demiş. Aa. Şimdi yazanların yazısını ancak kendileri okuması lazım. Ben okuyamıyorum. Şöyle bakıyorum böyle. Yani bu kadar matbaa harfi falan yok ama bunun fotokopisini çekmişler benim anladığım kadarıyla. Fotokopi yani öyle küçük, mi? Tabii. Her fotokopisini yerde çekmişler, küçültmüşler. Şimdi bazı hoca geçinenler vardır. Bazı hoca geçinenler herkese aynı duayı yazar. Herkes ayrı ayrı. Bu da ona benzer bir şey işte. Bu da ona benzer bir şey okunmuyor zaten. Baksana bir de arkası şuna da var hocam onun. Arkasıyla önü aynı bunun ya. Aynı mı? Aynı değişen bir şey yok aynı ya. Arkasının şeyi öne geçmiş zaten. Şura önü bunun. Bura. Bu arkası bunun. O fotokopinin yazısı mı oraya geçer? Tabii tabii. Bu ön taraf bu. Ayet-el Kürsi var. Altta da bir şey yazıyor hocam. Bakın daha minik minik. Ama okuyamıyorum onları ki. Onları okuyamıyorum hayır. Bunlar daha da mı küçük? Daha en küçük altta. Ama okuyamıyorum. 4 okuyamıyorum. Sıra falan. La 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 okuyamıyorum. Peki bunun yazım şekli ne diye anlamı? Bu matbaa harfidir. Bunu bir kitaptan ne diyorsunuz? Skeiner var ya. Skeiner bildiğimiz Skeiner. Tarayıcı. Tarayıcıdan bunu taramışlar. Besmele kalmış. Besmele'yi görürse adamcağız ona inansın diye besmele kalmış. Diğerlerini taramışlar. Çok ince, çok ince olduğu için şu da göstermiyor. Bu göstermiyorsa okuyamazsın. Bu bile bunu göstermiyor. Bu bile yani göstermiyor, evet. Sadece karine derler ya eskiler. Karine ile ben yukarıdakinin ayet-el kürsü olduğunu çıkardım. Onun dışında yok. Evet, buyur. Peki şimdi bu cevşeni alan, satan tabii de satın alınıyor bunlar. Yani bir ticari durum da var. Şimdi bu cevşense, cevşen ise, cevşen demek muhtelif duaların bir kağıtta toplanması demektir. Toplanması demektir. Dolayısıyla ondan millet para kazanıyor. Biz de alıyoruz, bizi korusun diye takıyoruz. Korusun diye takıyoruz. Korur mu bizi? Ha korur mu? Bizi korumaz değil. Korur ama bunlarla korunuyorum ben diye düşünürseniz Allah devreden çıkar o zaman. Burada çatıtlıymış hocam. Evet orada işte o da aynı ya. O da aynı. Ver bakayım. Bunu da açayım. Bir dakika. Aç onu. Onu açmak kolay. Ha. Onda çarpılmasın zaten. O bitti. Ay öbür. Korkutmayın beni hocam ya. Siz varsınız diye yanımda. Yoksa öbürü hiç bunu dikişliydi. Dikişliyi açın da. Bunu açmak maçmak aklımın ucundan geçmez. Ya. Zaten biz bunları pek açmayız. Alırız. Koyarız. Çocuğumuza çoluğa çocuğa da takarlar bunları. Uygun mudur? Herhangi biriniz bir kahine gider, bir büyücüye gider, bir muskacıya gider, onun dediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Gittik Ahmet Efendi'ye, Ayşe Hanım'a, Fatma Hanım'a muskayı yazdırdık da oğlan iyi oldu, kız iyi oldu dersen din iman torbaya giriyor, onu bilesiniz yani. Allah korusun. Evet. Peki yine de bunu yazdır, tam inanmadık ama yani Allah şirk koşmak değil ama pek çok kişi bunu takıyor. Yani kişiler bunları İnanıyor, bunu takma yerine, kişiler mi? Bunları takma yerine 3-5 tane mesrur dediğimiz meşhur duaları ezberleyip okumaları daha evladır. Bu da onun aynısıdır. Zahide Hanım besmeleye bak aynısı. Besmele duruyor. Besmele duruyor, aynısı, diğerleri duruyor. Şimdi şunu dikmiş, dikkat çekiyor bu, tamam mı? Onu öbürüsünde açılmış vaziyette yapıyor. Açıyor gösteriyor. Diyor ki bak nerede? Bunun içinde de aynısı var kardeşim haberin olsun diyor satan adam. Satan adam bundan para kazanıyor. Yani duadan para kazanıyor. Bu para kazanma vasıtasıdır, evet. Bunda da aynısı mı yazıyor? Aynı yazıyor. Ya. Yazan bir şey. Bak işte. Aynı bak getir. Öbürsünü de aç. Burada zaten sizde. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aynı. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aynı. Peki bu belalardan, hatalardan, kazalardan korur? Bizi belalardan, hatalardan, kazalardan dualar korur, korumaz değil. Ama bunu üzerimizde taşımamız doğru değildir. Onu söylemek istiyoruz. Öyle mi? Tabii. Buraya takarlar genelde. Onu söylemek istiyoruz. Yani boynunuza takma yerine, kağıttan medet umma yerine bu duayı kendinizin okumanızın faydası vardır. Aa işte ben okuyamıyorum bunu. Ben bunu okuyamıyorum. Ha yani onu okuyabilmek de lazım. Okumak içinde lazım. Ne yazıyor burada? Tamam cevşen dediniz çıktınız işin içinden. Hakikaten cevşen mi bu? Bu hiç cevşene benzemiyor mesela. Öyle mi? Tabii ben öyle gördüm yani gördüğüm cevşene benzemiyor bu. Nasıldır cevşene benzemesi? O biraz için daha derli topludur o dualar. O ve onun bunu kadar küçülmesine gerek yok ama bunun ticaretini yapabilmeniz için bunu bu kadar küçültmeniz lazım. Başka türlü yapamaz. Kocaman bir şey takamazsınız boynunuza. Tabii ayet-el kürsi yazmış adam arabanıza takıyorsunuz. Direksiyonun kenarına, kenarında sallanıp duruyor. Ama bunu sallanıp durmaz. Bunu ancak küçültmeniz lazım. Küçültürseniz olur. Peki gerçek cevşenin içinde ne yazar? Gerçek cevşenin içi, gerçekten kastımız şudur. Cevşen bir dua mecmuasıdır. Dua mecmuasının içerisinde her türlü dua vardır. Eğer gerçek manada yazılmış ise, yok böyle oradan buradan derlemişiz, toplamışız, fotokopi yapmışız, inceltmişiz, kısaltmışız, satıyorsak
Bunlara pek fazla güvenmeyiz. El yazısı olması gerekir mi? Yok, el yazısı olması diye bir şey söz konusu değil zaten. Evet. Peki bunun bir duası var mı? Onun duası yok, ayrı bir dua yok. Diyorum ya işte Ayetel Kürsi'yi yazmış adam. Ayetel Kürsi dua mahiyetinde okunur biliyorsunuz. Ayettir. Kulavuzu bırak bil felak, kulavuzu bırak bin nas ayettir. Dua diye okunur. Peki nazar ayeti var. Nazar ayeti aynı şekilde dua şeklinde şu okunur. Şu an elimde tutuyorum mesela. Onda da vardır. Şimdi bu var işte. Nazar ayeti bu. Peki bu nazar ayetini biz bazen işte yatak odasına, evimize, çocukların odasına vesaire koyuyoruz. Ya işte ben de diyorum ki Zahid Hanım bunu odalara takma yerine, çocukların boynuna takma yerine siz kendiniz okuyun. Kendinizin okuması daha faydalıdır. Onu söylemek istiyoruz. Bunu böyle yaparsanız muskacıya rant sağlamış olursunuz. Başka bir şey olmaz. Yani bunu takmak yerine bunu takma yerine okumak bilin diyorsunuz. Ha, bilin tabii. Okumak en uygunudur. Bunu takma yerine okumak. Şimdi şundan milyonlar kazanıyor adam. Kazansın, ben kimsenin kazanmasına bir şey demiyorum. Ama saygıdeğer seyircilerimiz bunlara güvenmemeli. Bir de bunlarla yani şunlarla mesela tabii. Tuvalete giriliyor. Her bunlar niye işte 7 kat muşamba dedik ya. Bak şunlara bunu muşamba yerine kabul etmiş. Bunun muşambalıkla alakası yok ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle de kıvırırsan 7. Kendine göre 7 yapmış bunu. İşte şöyle. Bununla bir kap içerisinde olduğu için şeye girebilirsiniz. O problem değil. Problem değil ama biz burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki saygıdeğer seyircilerimiz her önüne gelen kişiye gidip de bunları yazdırıp boyunlarında taşımaları yerine kendilerinin okuması evladır. Ben yemeği kendi elimle yersem karnım rahat doyar. Başkası bana yemek yedirirse karnım doyar ama zevk almam. Karnım dolar ama zevk almam. Benim kendi ağzımdan çıkan dua başka, başkalarının efendim yazdıkları dua başka. Onu söylemek istiyoruz, evet. Peki efendim, bütün bunlar sağlık, sıhhat, afiyet için aslında ama bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz evet. Ki sağlığımız el verdiği müddetçe konuşabiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Bazen de el vermiyor. Hayatın gerçekleri var. ALS hastaları bizi izliyorsa biraz daha dikkatli izlesinler çünkü. ALS hastası bir misafirimiz var stüdyomuzda. Hasret geliyor ve ALS Derneği Nilüfer Akgün Şeftalioğlu Derneği Başkanı'nı buraya alacağım ama önce görüntülerimizi bir izleyelim, sonra stüdyomuzda buluşalım. Gözlerini biraz kıpırdatsa umut oluyor hayat arkadaşına. Kelimeleri ağzıyla söyleyemiyor oysa. Bakışlarıyla anlatıyor. Artık ne anlatıyorsa. Bir hastane odasında yaşanıyor tüm bunlar. Hayatları hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta, iyi günde, kötü günde de devam ediyor. 1,5 yıl öncesine kadar her şey yolundaydı oysa. Erdal Şeftalicioğlu 1,5 yıldır ALS ve Parkinson hastalığı nedeniyle vücudu yerinden kıpırdamıyor. Sadece gözlerini oynatabiliyor. Bir yıldır kendisi dahil, yani yakınları dahil hiç kimseyi tanımıyor. Yutma fonksiyonunu ve beslenme fonksiyonunu kaybetmesi bir yıl oldu yine. Bir gün parmaklarında kasılmayı fark etmişler. Hastalık kapılarını çalmış ancak haberleri olmamış felaketten. Bu hastalıkta da bir gün otomobilde tanışmış Erdal Bey. Araçta bacakları kasılmış. Hastaneye gitmiş ve doktoru Burcu Ömerci ile danışmış. Erdal Bey ilk geldiğinde şikayetleri sadece elde bir güçsüzlük yakınmasıydı. Daha önce başka bir doktor, çok değerli bir hocamıza görülmüştü ve ön tanısını zaten almıştı ama daha ileri tanılarının ve ayrıcı tanılarının yapılması için bana yönlendirilmişti. Biz bütün incelemelerimizi, her şeyimizi yaptık. ALS tanısını koyduk ama normal bir ALS değildi Erdal Bey. ALS ile beraber Parkinson ve demans kompleksi eşlik ediyordu. O yüzden progresyonu biraz hızlı oldu, klasik bir ALS olmadığı için. Ben hasta yakınlarına özellikle rica ediyorum. Gerçekten bilimselliği kanıtlanmamış, ALS tanısı kesin olan bir hastada herhangi bir bitkisel tedaviyi kullanmalarını önermiyoruz.
Çünkü zararlı olma ihtimali var. Yani siz hastanıza yarar sağlamaya çalışırken hem maddi kayba hem de sağlık açısından ciddi kayba uğrayabilirsiniz. Eşi Nilüfer Akgün Şeftalicioğlu anlatıyor bu acı hikayeyi. Hayat arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmıyor. Yani hastalığın farkına vardı. Parkinson. Zaten bizim ilk teşhisimiz felçti. Ama öyle olmadığını anladık. Eşine içinden dualar ediyor. İyileşmesi için bir umut bekliyor. Çok neşeli, çok hayat dolu bir insandı. Ben hala bu hastalığı yakıştıramıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. Erdal Bey bir yatakta kıpırdamadan hayatına devam ediyor. Ama kendisi hiçbir zaman için neşesini kaybetmedi. ALS hastalığı pek bilinmiyor. Kasların zayıflığı nedeniyle bu hastalık beliriyor. Kimi nerede, ne zaman yakalar Allah bilir. Ancak sizin bilmeniz gereken sağlığınızın kıymeti ve derneğin beklentileri. Trabzonsporlu futbolcu, milli futbolcu İsmail Gökçek tarafından kurulmuş bir dernek. Hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek, onlara maddi yani maddi derken tıbbi yardım yapmak, hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve ALS konusunda farkındalık yaratmak. Biz derneğe üye sayımızı istediğimiz boyuta ulaştıramadık. Unutulmaz iki milli futbolcu Sedat Balkan ve İsmail Gökçe'nin önderliğinde kurulan ALS Derneği'nin akülü sandalyeye, gözle yazı yazabilen bilgisayarlara ihtiyacı var. Dernek üyesi Nilüfer Hanım, ALS hastası yakınlarına burs sağlamak istiyor. Türkiye'nin her yerinde hastalarımız var. Fakat bu hastalarımızın derneğe kayıt olmasını istiyoruz. Onun için de sizin vasıtanızla bütün ALS hastalarına sesleniyorum. Ben Türkiye'nin neresinde olursa olsun derneğimizden lütfen bize ulaşın ve kaydınızı yaptırın. Burada sadece hastalık görmeyin, burada bir aşk da var aslında. Nilüfer Hanım'ın eşine duyduğu aşk ve sevgi, sadakat ve ne olursa olsun yanında olmak. Rabbimden diliyorum sizin gibi bir eş nasip etsin. Hiç kolay değil, aynı şeyi siz yaşasanız eşiniz de yanınızda olurdu. Mutlaka. Yalnız değilsiniz demek için de aslında bugün bu programı yapıyoruz. Çünkü Seher hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasret. Hasret, ay Seher. Hasret, 45 yaşındaymış Hasret ama hiç göstermiyorsunuz. Evet. Siz de ALS hastasısınız. ALS hastasıyım. İzleyicilerimize müsaade ederseniz küçük bir bilgi vereyim. ALS hastalığı bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar tıbbın şifası olan hastalıklar arasında değil. Kas güçsüzlüğüyle başlıyor, yavaş yavaş başlıyor, kaslar erimeye başlıyor vesaire ve sonra da solunuma denk geliyor bu güçsüzlük vesaire. Uzun bir ömür diliyoruz herkese ama yalnız olmadığınızı da düşünmenizi istiyoruz. Evet. Ki derneğiniz var. Evet, bir derneğimiz var, ALS derneğimiz. İsmail başkanımız sağ olsun kurdular Sedat abiyle beraber. Sedat daha da çok kişi gelsin istiyoruz oraya. Nasıl ulaşacaklar size? ALS.org.tr adresimizden. ALS.org.tr ve 0212-229-59-559 ay. Çok... Normal, çok normal. Heyecanlandım, kusura bakmayın. Hiç rica ederiz. 0-212-559-59-19'dan bize ulaşabilirsiniz. Özür dilerim. Estağfurullah, olur mu? 0-212-559-59-19. Evet. Sadece hastalarımız değil, aileler de lütfen. Tabii gönüllülere de ihtiyacımız var. Ve ALS Derneği çok farklı bir dernek. Orada bir aile ortamı var. Arkadaşlarımız... Yani, kilometrelerce uzağız birbirimizde. Beraber aynı acıyı hissediyoruz. Aynı sevinçleri paylaşıyoruz. Yani biz nöronlarla bağlıyız birbirimize. Genetik bir bağımız yok ama nöron bağlarıyla bağlıyız birbirimize. Şunu da söyleyelim. Vücut yavaş yavaş, istemsiz bir şekilde evet. Sıkıntı yaşasa da beyine bir şey olmuyor. Beynimize bir şey olmuyor. Hatta biz belki de daha
daha da fazla şeyleri evet, düşünüp beynimizi yani daha fazla çalıştırıyoruz. Bu derneğin telefonunu vermemizin bir sebebi de yardım etmek isteyen kişiler varsa eğer ulaşmalarını rica ediyoruz. Çünkü burada bedenen artık bir şey yapmakta zorlanan ama beynen çok şey yapan arkadaşlarımız var. Mesela bilgisayar ihtiyaçları var. En pratiğini söyleyeyim size. Eğer kullanmadığınız ya da bu anlamda yardım ve destek etmek isterseniz lütfen derneğimize ulaşın. Bir de resim sergimiz var. Şimdi biz ellerimizi kullanamıyoruz ama üçüncüdür ALS hastalarının resim çekiyoruz ve bu resimlerimizi sergiliyoruz. Derneğimize bir gelir oluyor. Ayın 17'sinde galiba değil mi Nilüfer Hanım? 17'siyle 22'si arası. Baruthane'de, Bakırköy'de. 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 Bakırköy'de ALS hastalarının çektiği ve yaptığı resimler sergileniyor. Bu üçüncü sergimiz olacak. ALS 21 Haziran Dünya ALS Günü. Bu etkinlikler içerisinde bizim amacımız dernek olarak farkındalık sağlamak. Çünkü bizim hastalığımız yetim hastalıklar, çaresi olmayan hastalıklar grubuna giriyor. Ve toplumda çok bilinmiyor. Sadece Sedat Balkanlı dediğiniz zaman bu hastalık tanınıyor. Onun için biz hastalığa farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla bir yola çıktık. Bunun için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Medyadan sesimizi duyurmak istiyoruz. Her zaman kafamız sizin için. Sağ olun, açık, çok teşekkürler. Zaman. Bir de bir şey diyebilir miyim şimdi? Tabii ki. Hekimlerin ailesi hastalarına daha ılımlı davranmalarını ve bizleri daha iyi bilinçlendirmelerini, hasta yakınlarını daha iyi bilinçlendirmelerini istiyoruz. Çünkü biz o kadar zor bir şeyle mücadele ediyoruz ki ama bir hekim kalkıp bize en fazla 6 ay, 1 yıl ne acı bir şey yaşayabilirsiniz diyebiliyor. Ama ben 20 yıldır ALS'yle mücadele ediyorum. İkiz ve bu, de çocuklarınız varmış evet, maşallah. Ya iradeyle bağlı bir şey bence. İnsanların ALS'ye, ya ALS bize ölü gözüyle bakmasınlar. Biz yaşamak istiyor, biz yaşamayı seviyoruz. Hak Teala'dan başka hiç kimse bunun zamanlı yerini bilemez. Bu yüzden evet, her ne kadar bilinen bir çözümü yoksa da inşallah en yakın sürede bulunur. İnşallah. Ama şu bir çalışmaların gerçek... çok yapılmasını istiyorum. Yani bir sabah kalktığımda o güneşin bizim için doğmasını istiyorum. Bunu tüm arkadaşlarım adına söylüyorum. İnşallah. Ben de hiçbir şey bitmiş değildir. Hani hala ümit vardır her şey dediği düşünenlerdenim. Kalbimiz her zaman sizinle beraber. Hepinizi ALS'ye desteğe bekliyoruz. 21 Haziran Dünya ALS'liler Günü'nde tüm basının ve herkesin duyarlı olmasını istiyorum bu konu. ALS'yi duyurmak istiyorum. Çünkü o kadar çok kişiyle görüşüyorum ki internet ortamında. Ya bakımını bilmiyorlar. Nasıl besleneceklerini bilmiyorlar. Örneğin biz bir hasta eğer kilo kaybettiyse o hastanın hemen doktora gidip midepegine geçmesi gerekiyor. Yani ayrıntıları var bu işin ve tabii, aileler görüşmeye başlarlarsa evet, daha iyi bir bakım olacak. Zaten evet, amacımız hasta duyarlılığını da arttırmak, yani bilinçlendirmek ve olabildiğince yaşam kalitesini arttırmak. Her çarşamba günü derneğimizde ALS hastaları buluşuyor. Peki biz bu duyarlılığı gösteren herkesi ALS Derneği'ne bekliyoruz. Ara vermem gerekiyor. Ara verdikten sonra yeniden beraber olacağız. Türkiye'nin her yerindeki hastalara ulaşabilmek, derneğimize onları davet etmek istiyoruz. Buradan davet ediyoruz ALS evet, Derneği'ne. Ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Duyarlılığınız için biz de teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli cumalarınız olsun. Güzel dualarınız olsun. Rabbim de onları kabul etsin inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyetle kalınız efendim. Hoşçakalın.